Arkadaşlar merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Sizinle bu akşam son dakika bir gelişmeyi değerlendirmek için karşınızdayız. Bu akşam itibariyle Başkan Trump attığı bir tweette Amerika'ya olacak bütün göçmenlik durumlarını askıya alacağına dair bir kararname imzalayacağını açıkladı. Ve gerekçe olarak da şu an görünmeyen bir düşmanla mücadele edildiğini ve Amerikalıların işlerinin korunması için bu kararnameyi imzalamasının gerektiğini açıklamış durumda. Şu an itibariyle tabii kararname daha imzalanmadı. Ne zaman imzalanacağı belli değil. Ve imzalanacak kararnamenin tabii detayların ne olacağı şu an itibariyle belli değil. Sadece Başkan Trump'ın yaptığı bu açıklama ve bunun detayları şu an itibariyle belli değil. Bu inanılmaz bir şok etkisi yarattı. Bu yaşanılan ortamda burada Amerikalıların canla mücadele ettiği ve virüs kriziyle uğraştığı, canını kaybettiği, hayatta kalma mücadelesi verdiği bir ortamda Başkan Trump'ın göçmenlere olan böyle bir adım atması epey bir tepkiye yol açmış durumda. Bunlardan tabii baktığımızda hem demokratlar hem STK kuruluşları ciddi anlamda tepkilerini dile getirmiş durumdalar ve Trump'ın bu yaşanan durumu, yaşanan kötü virüs krizinin yarattığı durumu başarıyla yönetememesinin sonucunu cover yapmak için ya da sonucunu değiştirmeye çalışmak için bu tip politik girişlerde bulunduğunu açıklamış durumdalar. Şunu da dikkate almak lazım. Başkan Trump'ın böyle bir ortamda, böyle yaşanan bir krizin çözülmesiyle yani bu krizdeki yaşanan durumda insanların evlerinde kalarak kendilerini güvende sağlaması ve bunlar için test imkanlarının sağlaması için yapılacak çalışmalara zaman harcamaktansa göçmenlerle uğraşıyor durumda ve bu da çok ilginç çünkü şu an bu mücadelede, kriz mücadelesinde sağlık sektöründe çok ciddi göçmen sayısı var ve bu göçmenler, sağlık sektöründeki göçmenler gerçekten canla başla mücadele edip insanları bu virüsten dolayı zarar gören insanları kurtarmaya çalışırken Başkan Trump'ın böyle bir kararnameyle geliyor olması çok gerçekten ilginç bir durum. Şu an zaten ortada yasaklar var. Uluslararası uçuş yasakları var, evde kalma yasakları var ve zaten ülke dışından şuraya göçmenliğin durduğu bir anda böyle bir karara gereksinim duyulması pratikte çok da önemli olmayacak. Çünkü zaten uçuş seyahatlerinin yasak olduğu bir ortamdayız şu an. Diğer tabii önemli bir durum, başkanın kullanacağı kararname gücünde en geniş olan bir adımı atıyor olması tabii ki yasal tepkilere yol açacak ve bu anlamda da bu kararnamenin durdurulması için yasal anlamda itirazlar da geliyor olacak. Yani kararname imzalandı diye durmayacak. Buna karşı itirazlar da tabii ki geliyor olacak. Tabii detayları yakında görüyor olacağız. Kararnamenin imzalanması ve imzalandığında detayların içinde yer alanların ne olduğunu çok yakında öğreniyor olacağız. Ve öğrendiğimizde siz değerli takipçilerimizle de paylaşacağız. Evet, bu son dakika Başkan Trump'tan gelen tweet'i siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedim. Umarım hepiniz sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde evinizde duruyorsunuzdur. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.